Verdiğiniz her kuruşun onları sömürenlere gittiğini biliyor musunuz? Sokakta çalıştırılan çocuklar geleceğin sorunu değil, umudu olsun. Onlara uzanacak bir şefkat eli için 155'i arayın. Sevgili seyirciler, bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi sevgili İnanan Özdemir bizimle birlikte ve sevgili Fatih Altundal, Cadde 14 Taraftarlar Grubu Başkanı, Udabaluspor taraftarları adına burada Boluspor Ligi'nin ikinci yarısındaki puan kayıplarına devam ediyor. Bu hafta da kendi evinde Elazığ Spor'a 2-1 mağlup oldu. Ve ligde zirve yarışından yavaş yavaş geri kalmaya başladı. Ve Boluspor'un bundan sonra bir tabi Mersin deplasmanı var. Mersin'de son haftada Sivas Spor'u 1-0'la geçti. Sivas Spor bir hafta önce bizi 3-1 yenmişti evinde. Ve lig sonuncusu bir takımdı Mersin Manyurdu. Ve haftayı 3 puanla kapattı. Eskişehir puan kaybetti. Yeni Malatya puan kaybetti ama Boluspor da puan kaybetti. Boluspor evindeki maçın avantajını kullanamadı. Bu akşam hem biz özellikle son haftalardaki Boluspor'u değerlendirmek istiyoruz. Sevgili Fatih'le de Boluspor, tabii taraftarın gözünde Boluspor ne durumda şu anda? Taraftar hala destek olmaya devam ediyor. Gerçekten mağlup olsa da puan kaybetse de şu anda Boluspor taraftarı takımının yanında hala moral vermeye devam ediyor. Tabii taraftarın gözünde Boluspor nasıl? Onu da konuşacağız abi. İlk önce tabii Elazığ maçının 90 dakikasını sen nasıl gördün? Elazığ maçı. Bak, bu hafta bütün takımlar, rakiplerimizi puan kaybetti. Bizim için çok önemli bir haftaydı. Elazığ maçı da çok önemli bir Boluspor için virajdı, viraj maçıydı. Bundan alacağımız puan bizim ligdeki yerimizi aşağı yukarı belirleyecekti. Bu yıla kadar Boluspor'un alınan mağlubiyetlerde taraftarın takımına bu kadar sahip olduğu, sahip çıktığı bir yıl olmadı. Bu sene taraftar toleransını son ana kadar, son dakikaya kadar kullanıyor aslında. Bu konuda da zaten sevgili Fatih bir şey söyler belki de. Taraftar gereğini yapıyor. Yani bizde şu vardı, futbolcu biraz Bolu'da sıkışıyor taraftardan falan gibi geçmişte böyle bir laflar vardı ama bakıyorum son haftalarda alınan mağlubiyetler dahi taraftarı olumsuz yönde etkilemiyor. Her mağlubiyette de futbolcular tribüne çağırıyor. Şimdi Elazığ maçının geneline bakarsak hoca kadrosunu da kuramadı. Tam ideal kadrosunu, işte hazırlık dönemi geçirmeyen takımların en büyük sıkıntısı bu. Maçlarla hazırlık dönemi geçirmeye çalışıyor. Ve maçlarda işte devre arasında aldığın 8 tane adam, 7 tane adam aldın, hatta son bir transferimiz daha var. Aldın bu adamları, takıma adapte etmeye çalışıyorsun. 2 haftalık devre arası, biliyorsun 2 senedir, 2 sezondur devre aralarını 2'şer hafta yapıyorlar. Eskiden 1-1,5 ay devre arası olurdu. Yani 35 gün civarında devre arasıydı. Buradaki hazırlık dönemin hazırlık dönemi gibi çalışıyorduk. Şimdi 2 haftalık hazırlık döneminde zaten hazırlık dönemin bitimine ancak şeyler geldi. Yeni transferlerinde anlaştın. Şu anda maç oynatarak onları takıma kazandırmaya çalışıyorsun. Kadir Pekmezci, Antalya'da çok iyi futbolcu. Background'ına bakıyorsun. Geçmişteki iyi futbol
Çünkü olduğu söyleniyor. Bizim de zaten izlediğimiz Süper Lig'deki Kadir ama şu tabloda hazır olmadığını görüyorum aslında. Yani uzun süre maç yapmadı sanıyorum. Boş geçirdi. Ha, idmanla maç aynı tecrübeyi, aynı havayı gerektirmiyor çünkü idmanda belki idmanlarını aksatmadan yapmıştır ama maç havası çok farklı. Evet. Maç yaptıkça tecrübe kazanıyorsun. Maç yapmadığın anda da tecrübeden de öte o maçın havasını soluyamıyorsun. Bir de takım yenilerden kurulu, kimin ne yaptığını bilen yok. Böyle bir kör dövüşü, doğru düz bir pas yok, oyun yok. Sezon başından beri aslında Fuat Hoca çok eleştiri aldı. Ben de aslında o eleştirilere rağmen her zaman dedim ki Bolspor'un gidişatı iyi. Şu anda hocanın kötü de şey yapsa eleştirilecek dönemi değil dedim. Bunu bugün gene yeniliyorum. Aldığımız puan devre arasındaki şu ana kadar ben bu ligde 8 senedir bu ligdeyiz yaklaşık. Bu ligde en fazla puanı bu sene almışız. Ama ne hikmetse hoca şöyle böyle dedik, dendi daha doğrusu. Ben o konulara katılmıyorum ama bu saatten sonra hocanın da ciddi anlamda sıkıntılı bu takıma bir şey veremediğini görüyorum. Biz Elazığ'ı yenemezsek, onu yenemezsek kimi yeneceğiz kardeşim? Yani bir bakıyorsun bu hafta milli maç arası var. Sanıyorum maçlar yok bu hafta. Kupa arası var. Kupa arası, milli maç arası da var sanıyorum. Kupa arası yapmıyorlar da bilmiyorum. Daha sonra Mersin'e gideceğiz. Mersin maçımız da mesela ligin altındaki takımlarla da biz iyi barışık değiliz. Geçen yılda da öyleydi. Geçmiş yıllarda da öyleydi. Biz hedefe giden takımlardan puan alıyorduk. Ligin altındaki takımlara gelerek puan kaybediyorduk. Şimdi biz Adana Demirspor maçı mıydı? Lider evet. Geldiğimiz. Denizli maçından lider döndük. Burada bu sene, Erciyes'le. Bu sene. Ha, bu sene. Evet. Adana 10 kişi kaldık. 2-1 yendik. Adana. Ama bundan sonra bu takımda bir şeyler ters gitmeye başladı. Her ne kadar sezon başında söylemişsek de bu takım bu sene bu ligin en iyi topu oynayan, futbolunu oynayan takım demişsem de ancak bu takıma bir müdahale edilirse, olumsuz müdahale edilirse bu takım bozulur dedik. Sanki sihirli el dokunuyor. İyi giden şeyin ilk yarıdaki biz beğenmediğimiz, göndermek istediğimiz 6-7 topçuyu da yollarını ayırdığımız topçularla biz başarıyı sağladık. 26 puanla ilk yarıyı bitirdik. Hatta bir maç eksik. Manisa 27 puan de ona. 27 puanla ilk yarıyı bitirdik. Çünkü ilk yarının son maçını ikinci yarı ilk maç olarak oynadık. Daha şu ana kadar 27 puanla bitirdiğimiz bir sezon yok. 24, 23, 22'li. Biz 2 sene playoff oynadığımız dönemlerde dahi Serhat Hoca ile evet. Bir yarı evet. Final, bir final. Orada dahi biz 20'li, 22'li, 23'lü puanlarla kapatmışız. En fazla 24 puanla kapatmışız. Bunun için bu sene topladığımız ilk yarı puanı 27. 27 puana bakarsan geride kalan 16 maç var. 16 maçta hoca biraz daha akıllı. Ha, bu konuda hoca hata yapıyor yapmıyor hatalar yapılır ama sürekli aynı hatalar yapılırsa bu takıma zarar vermeye başlar. Tribünlerden de olumsuz sesler yükselmeye başladığı anda artık onun geri dönüşü olmaz bu işin. Onun için hoca halı sahalarda değil gerçek top oynayacağı ağır sahalarda idmanlarını yapmalı sabah akşam yapıyorsa. Ve futbolcuların dinlenmesinden dahi hocalar sorumlu olmalı. Kaç tane hoca var bizde? 4 tane. 4-5 tane hoca var. Her 4-5 hoca idmanı bitirir. Herkes bir köşesine çekilirse olmaz. İyi giden bir ligin sonuna kadar hocalar futbolcuların yanında olmalı. Dinlenmesine kadar takip etmeli. Yani Ağustos'ta başladı. Eylül, Ekim. Bu 3 ay, 2,5 ay takım iyi sahalarda iyi bir görüntü verdi ama sahalar ağırlaştıkça fizik kondisyon
faktörü ön plana çıkıyor. Bu da demektir ki güçlü futbolcularla Bolspor hedefini yakalayacak. Şimdi alıyoruz biz aldığımız ikinci yarı aldığımız futbolcular daha güçsüz görüyorum ben. Sizler ne diyorsunuz bu konuda ama bilmiyorum da. Güçsüz görüyorum. İkili mücadelelerde zayıf kalıyor. Bu hafta Elazığ çok baskılı oynadı oyunun başından beri. İlk yarıda bir tane veya iki tane pozisyonumuz var. O da net değil. Bir tanesi işte Popel'in vuramadı. Bir tane Vrede'nin röveşatası var. Evet. Röveşata artık o bir şey oldu. Yani istediği röveşatayı vuramadı. Belki pozisyon güzeldi ama şut atmıyoruz abi. Şut atmaya bir de korkuyoruz. Neyse yani biz ceza sahasına giriyoruz. Pas verecek adam arıyoruz kardeşim ya. Şut at. Biz bu kadar şut atmaktan korkan bir takım olursak biz golleri de tesadüfen buluruz. Yani Kadir şut at. Sen tecrübelisin. Girdin mi gördüğün yerden vur. Ya biri girmez, ikisi girmez, üçüncü girer. Yani bu denemeyle olur bu iş. İşte Elazığ'ın attığı gol abi. Kimseye inanmadı gole. Şimdi Elazığ'ın attığı golün aynısını Giray Fenerbahçe'ye attı. Aynısı. Yani top böyle gitti. Kaleciyi geçti, düştü aşağıya. Yani bir yer çekimi orada aldı topu aşağıya kaleye verdi. Böyle bir gol yani vursun 100 tane topa vursun 99 tanesi öyle gitmez. Bu da rakibin şansı ama sen şut atarsan olur abi şimdi şut atmaz. Biz onu işte onu söylüyorum. Yani. Biz onu yapamadık. Bak bu maç boyunca maçın VTR'sini izledim. Şeyini attım. Bizim pozisyonumuz yok ya. Yani şöyle kayda değer pozisyonumuz yok. Pope'nin ikinci yarıda bir iki pozisyonu var. Birinci yarıda bir tane var ama Popen inanılmaz topu arayan, topla buluşmayı istek ve arzulayan nadir futbolculardan bir tanesi. Bu da zaten ligde gol krallığında sıralamada işte Malatya'daki abi yalnız şöyle, ona da bir iki haftadır ciddi önlemler alınıyor Popen. Yani Popen abi öğrenildi. Evet. Şimdi bu hafta nereden var abi? Elinde yeni transferim var şimdi. İki haftadır. Hocanın işte bak abi şimdi Fatih'e de soracağım. Ben tabii geçen hafta da söyledim. Hocanın üzerine çok fazla gitmenin de bir manası yok. Hoca da şey bu kadar. Portföy bu kadar. Çok fazla da yani niye yapmıyor? O da yapmak istiyordur mutlaka bir şeyler ama işte yaptığı açıklamada takım yeni. Tamam iyi güzel. Mesela bizde Murat Yıldırım vardı. En sonunda Malatya'ya gitti mesela. Son abi akademi mantıklı bir ayrım. Akademisyen türü hocalar ligi fazla tanımıyor. Sadece belirli ellerinde kitaplarla takım yönetmeye. Bunların içinde başarılı olan yok mu? Var. Bizde mesela Reha da akademisyendi. Akademisyen hocalarla alaylı hocalar farklı. Yani bu işin içinden gelen hocaların başarısı daha fazla gibi geliyor bana. Şimdi Fatih'e de onu soracağım. Şimdi hani Murat Yıldırım gitti dedik. İşte takımda yollarını ayıran birçok futbolcu oldu. İşte gelenler oldu. Yani hocamız da sezon başından beri kafasında bir iskelet kadro oluşturup da yani iyi oynar kötü mesela galip geldiği maçların kadrolarını bozdu çoğu zaman. Yani cezalı veya diyor hani sakatlıkta cezalıydı bunları da çok hani biz tabii bilemiyoruz ama yani hani ya kötü oynadın galip geldi devam et kardeşim. Ve şimdi biz sakatlıklar mesela şu anda birçok oyuncumuz sakat. İşte Santos sakat, Renato sakat, Özgürleri sakat. Bunlar maç sakatlığı değil yani nerede oluyor? Yani benim sadece Santos Urfa maçında sakatlandı abi. İşte hani tamam Santos'u aradan hadi kenara çekelim. Hani baktığın zaman işte Anko Bandırma maçının başında sakatlandı, şey yaptı. Yani baktığın zaman biz maç harici maçın dışında sakatları veriyoruz. Şimdi sezon başladık ki hocamız yaptırdığı antrenman şeyi çok bu lige uygun bir lig, bir antrenman şeyi değil. Bu lig daha sezon öncesi yükleneceksin. Hani sezon içinde de futbolcu yani bir teknik adam bilir.
bilmesi lazım. Nasıl bir antrenman programı uygulayacağını. Şimdi duyuyoruz işte kendilerine kulüp bulması istenen Tunahan, İsmail'in işte ya biz hani geldik PTT ligine ama biz bu ligin bu kadar zorlu kıran kırana tekme tokat olacağını bir hani hiç tahmin etmedik. Biz Avrupa'da al ver işte daha pasa yönelik, daha oyuna yönelik olduğunu hani gördük ya biz de şaşırdık. Yani öyle ifadeler şu anda çok düzgün kaynaklardan geliyor. Şimdi yani bir futbolcu, bir teknik adam şimdi PTT dedi ki yıllardır hep Süper Lig'den daha zordur. Niye? Süper Lig'de takımlar birbirine oynamasına izin verir. Burada izin vermiyorlar ya. Burada takımın o karşı rakip oynatmazsan kazanıyorsun. Kavga ediyorsun. Bildiğin kavga ediyorsun. Kurallar içerisinde hani resmen kavga o düzgün kavga edersen kazanıyorsun. Koşmazsan kazanamıyorsun. Mücadele etmezsen kazanamıyorsun. Ya hocam sen işte ben de diyorum bu hoca artık yani arada geride kaç maç kaldı? Maçtan sonra da yaptığı açıklamalar var taraftara işte 28-29. Haftayı görün 34'ünü ya tamam da bu zihniyette bir gitmez yani 30. haftada biz ya kümede son anda kalırız bak son bir iki maçta kalırız veya yani hani tamamen ilk iki zaten sezon başladım ilk ikiden vazgeçtim playoff oynayalım çok büyük başarı dedim. Abi zaten ilk Fatih şimdi hemen topu sana atıyorum. Şimdi böyle bir hedef yoktu zaten abi ortada. Yani sezonun başında yönetim geldiğinde 3 yıllık bir hedef 3 yıllık projedendi. Ama her ne hikmetse bizim şehirde işte 27 puan aldık dedik. Evet. 27 puandan sonra İbre tekrar şampiyonluğa döndü. Ya iyi başladık. Kötü demeyelim yani şimdi çok da seri galibi şeyler yok. Ben bugün inceledim. Adana Demir maçından sonra 4 mağlubiyet. Bir tane beraberliğimiz var. Arada bir devre arası. Aynı şeyleri Real Giner döneminde de yaşadık. Yani bunlar oluyor. Benim şahsi fikrim yani genelde diğer arkadaşlarımız da böyle düşünüyor. Biz hocayla yolların ayrılmasını istemiyoruz. Ki zaten böyle bir şey gündemde değil. Hani sabredelim. Çünkü hani bu ligdeki kaliteli hocaların başında geliyor. Yani Mesut Bakkal var. Bizim hocamız var. Hani çok da ya ben de sayıyla hani sayıyla o, sayabileceğimiz kaliteli bir hoca yok. Çözüm ligde. Değil. Hoca değiştirmek çözüm değil. Şu konuya değineceğim. Bir haftadır maç bittiğinden beri veya bir önceki maçlarda işte futbolcular hocayı istemiyor. Futbolcular şöyle yapıyor. Futbolcunun bence böyle bir lüksü olmamalı. Futbolcu hocayı istemiyor diye bir şey yok. Çıkacak herkes işini yapacak abi. Sizin de burada illaki anlaşamadığınız amiriniz müdürünüz vardır. Bizim de oluyor iş yerinde ama biz de gidiyoruz, çalışıyoruz. Onlar da çıkacak, oynayacak. Böyle bir şey yok. Buradaki en büyük görev zaten hani yönetimimize, futbol şubesi artık başkan kim müdahale ederse o konuya ona düşüyor. Diğer değinmek istediğim konu başta programın başında söylediniz. Hani taraftar ne düşünüyor? İzliyoruz, bakıyoruz. Basın sakın yanlış anlayamayın. Adamın biri bir site açmış basın. Kendini basın yerine koyuyor. Vuruyor. Biz bunları kayda almıyoruz. Ondan sonra ismini vermeyeceğim. Çıkıyor bir televizyon programında işte taraftar işini yapsın. İşte taraftar bilmem ne yapsın. Sağa sola bulaşmasın. Tarzında konuşmalara şahit oluyoruz. Biz ne yapacağımızı kimseye soracak kapasitede insanlar değiliz. Allah'a şükür aklımız mantığımız her şeye eriyor. Sonuna kadar destek veriyoruz evet. Geçmiş dönemlerde de verdik. Bu konuda da eleştiri alıyoruz. Yok taraftan niye istifa diye bağırmıyor. Bu hafta da bu konuşuluyor. Ya şimdi 3 maç kaybettik abi. Niye istifa diye bağıralım? Takım altının içinde hedeften kopmamış. Yani kötü giden illaki düzelir. Bakalım Mersin maçı var, şey var. Arkasından Ümraniye gelecek. Belki bir seri yakalanacak. Ne olacağını bilmiyoruz. Hani onları söylemek istiyorum. Hani kimse bizim üzerimizden bir şey yapmaya kalkmasın işin aslı. Hani lafımı yanlış anlamayın. Evet. Siz hani Bolu'nun güzide basınısınız. Evet. Çok da değerli insanlar da var içinizde ama 2-3 site açıp kendini basından sanan, kendini işte yaka şeyini alıp basın diye tanıtan insanlar boş konuşmasınlar abi. Bir de hani bize yapacağımızı hiçbir şey öğretmesinler. Biz ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz. İnşallah düzelir diyorum yani
Başka Mersin'e de yolculuk var mı? Abi düşünüyoruz, olacak inşallah. Fatih şöyle diyor. Diyor ki Fatih, bağırsak bağırdı diyorlar. Aynen. Bağırmasak bağırmadı diyorlar. Şimdi abi, biz ne yapalım diyor. Yok, biz ne yapalımdan öte. Yani bizim kafamız çalışıyor. Ki ya bakıyoruz hepimizi ya, böyle bir ya, yani ya. Sokağa çıkıyoruz abi, ne olacak bolsun hali. Oradan biri tutuyor şöyle. Ne düşünüyorsunuz hoca için? Ya böyle sürekli bir ağız arama, sürekli bir nabız yoklama. Ya biz kimseye bir şey yapmak zorunda değiliz. Kimseye de yapacağımız işi sormak zorunda değiliz. Şunu, hayır. Zaten şu konuda ben İlhan abiyle de konuştuğumuz zaman yıllardır söylüyoruz. Bir kulüpte illa yönetim devam değişmek zorunda değil. Hocalar değişmek zorunda değil. Futbolcular değişmek zorunda değil. Abi, böyle bir şey yok. Serhat Hoca'dan örnek vereceğim. Yani Serhat Hoca bize belki yaşayabileceğimiz en güzel sevinçleri yaşattı. Yani hocayı gönderdiğimiz her sezonda hüsran yaşadık. Evet. Doğru mu abi? Evet. Ya gerek yok. Geçen sene kaç tane hoca değiştirdik? Evet. Yeri geldi son altyapı hocamızı, Cüneyt hocamızı kaybettik. Fatih Tekke bize burada neler çektirdi. Hepimiz bunları yaşadık yani. Şunun üzerinde duruyoruz Fatih. Şimdi bakın, ben sezon başından beri de burada yaptığım eleştiriler de bazen İlhan abi bana diyor ki ya yavaş. Hani bazen hani biz burada hakaret, rencide, kişilik haklarına saygısızlık yaparak ki bir eleştiri yapmıyoruz kesinlikle. Yok abisin yani. Sadece diyoruz ki bakın, Bolu Spor yönetim olarak 3 senelik bir yapılanmaya gitti. Doğru mu? Doğru. Doğru. Başkan maçtan sonra da, maçtan önce de hatta doğrusu dedi ki ya, konuştuk kulüpte. Dedi ki ya, şampiyon, ilk altı, bunlar dedi hani olabilir de olmayabilir. Ama başkanımızın şu anda söylediği de o. Biz 27 puan aldık. Olursa bu sene tabii ki hayır demeyiz. Zaten, ama olmazsa da bunu kaosa götürmeye gerek yok abi. Zaten üzerinde durduğumuz konu, şimdi bakıyorsun hani ben her zaman diyorum ki bak, kalecimiz mesela Soner. Diyorum bizim kaleci Soner, bu sene diyorum ki yani geçen hafta söyledim, eğer Bolu Spor yönetimine, camiasına kırgınsa yani uğraşıyorum hadi ki. Yani çıksın açıklasın abi, konuşsun ben kardeşim yani. Ben Bolu Spor yönetimine kırgınım. O yüzden maçlara konsantre, çünkü yememesi gereken golleri yiyor Soner ya. Benim üzüntüm bu. Yoksa Soner kötüdür, gitsin. Hayır, biz niye kaldık sezon başından beri? İlk geleceği zaman da savaşa bak döneminde aynen söyledim. Sayın dedim başkanım, alabiliyorsan hemen al. Hemen al, hiç kaçırma. Şimdi Necip Çelikçi geldi, dedim başkanım kalabiliyorsa kalsın. Bırakabiliyorsa, anlaşabiliyorsanız Necip anlaşın. Zaten ilk anlaştığım adam kaleci Soner dedi. Ama Soner'in antrenör Fuat Hacı ile yıldızı barışmadı. İşte abi, o zaman çıkacak Fatih'in dediği gibi bir sıkıntısı varsa ya başkanla, yani ya diyecek ki. Yani bu işler başkanla diyecek ki ben anlaşamıyorum, olmuyor, konsantre olamıyorum. Bak takıma zarar veriyorum, kendime de zarar veriyorum. Ya abi, hani demin de dedim yani. Hani şehrin içinde konuşulan ya, futbolcular hocayı istemiyor. Ya böyle bir şey yok abi ya. Ya böyle futbolcuya şey göre hoca bulamazsın. Kimi getirirsen istemiyorum der yani. Çünkü bazı futbolcu kafasına göre oynayacak hocalarla çalışmak ister. O hoca tipini bulamazsa, biraz da böyle kaldırışlı futbolcuysa, papaz, eskilerin papaz tabir ettiği futbolculardansa, zaten o futbolcular kesinlikle ve kesinlikle fazla idman yapmaz. Kendine göre bir takım ister. Takımda yedek kalmayı sevmez. Bu tip futbolcular, savaşan futbolcuların, yani savaşçı futbolcuların hocayla falan işi olmaz. İşini yapar geçer. Mesela Cumali bizim öyleydi. Benim gördüğüm bir Cumali, gerçekten top oynamaya çalışan, dışarıyla değil içeriyle, yani yeşil sahanın dışıyla değil içiyle ilgilenen, verdiğin görevi yapmaya çalışan. Bunun kapasitesi o. İşte o tür futbolcular da çok fazla yorum yapmayacak. Bu kadardır. Yani ona bir gömlek üstün görev veremezsin o turuna. Ama bir de kaliteli kaliteli topçular var. Görev verdiğinin üstüne çıkan. Ama bu tür topçulardan da biz yeterli randıman alıyoruz. Lider dedik. Ben mesela bu aranın iyi geleceğini düşünüyorum abi takıma. Kimin? İnşallah. Lige verilen şimdi aranın. Fatih. İnşallah. Şunu diyoruz bak mesela, yani ben geçen hafta bildiğim da kadarıyla herhalde Antalya'ya gidecek takım. Evet, Antalya'ya gidecek. Yani şimdi hoca da bakacak birinci haftadan şu zamana kadar, ya ben
biz teknik heyet olarak ne yaptık? Hani nerelerde doğru yaptık, nerelerde yanlış yaptık? Ha, ligde nasıl oynamamız lazım? Yani artık Fuat Hoca'nın da çıkıp bu takıma, yani bak şunu söyleyeyim, bu takım savaşmadan puan falan alamaz. Abi şeye dikkat ettiniz mi? Öyle bir şey yok. Arapi, ha. Özgür, Santos. Hı. Yani o üçlü gittiğinden beri hani maç kazanıyoruz. Özellikle Özgür ileriyi çok, evet, arıyoruz ortada. Evet. O göbekte onu çok arıyoruz, i̇şte, stoperde. İşte bu sakatlıklar niye oluyor Fatih? Şimdi en çok benim, ben geçen hafta da sordum. Sorgulamak lazım. Bu sakatlıklar niye oluyor? Niye bu kadar uzuyor? Yani maçta sakatlanmıyor bu adamlar. İdmanda sakatlanıyor. Maçta sakatlanıyor. Maçta sakatlanıyor kardeşim. Bunu yönetim, bizim menajerimiz var Kazım. Bakmıyor mu? Sormuyor mu? Bu, yani işte onu diyorum, hoca da 3 maç 5 maçta bir koyacak. Yani bugün bak teknik adam, hani değişiklik olsun demiyorum ama teknik adam değişiklik yapan takımlar ne oldu? Hep sıçrama yaptı. Mesela Ümraniye 7'de 7 değil 8'de 8 yaptı. Küme düşecek derken adam. Abi tamam da hani bu olabilir. Yani bir yerde hani 10 maç 12 maç gitmez. Gidersiniz 8 maç alırsın bir yerde, ama şimdi Mersin, biz bakıyorsun, çok hızlı girdik abi sezonu. Biz çok hızlı iyi girdik yani. Mersin baştan lider olduk falan. Sivas'ı yeniyor. Baktığın zaman 90 dakika adamlar sonuna kadar mücadele ediyor. Şimdi biz Elazığ maçına bakıyoruz. Ya abi ben o maçta mesela bir hoca faktörünün olduğunu, bana yok, kalırsa oyuncu sinerjisinden şimdi, gelen bir galibiyet. Tabii, Mersin galibiyeti. Ya onu yani diyorum işte. Ya illa da şimdi kenarda diyorum ki Mersin, Fatih. Buradaki Mersin maçını. Yok, Mersin Sivas maçı. Sivas. He. Adamlar bölgesel hocasıyla çıktılar. Ne yaptılar? Sonuna kadar, ha şimdi bizim taraftar ölçü okuyorum değil, şeyden sonra. Bunlar çok ölçü değil. Ama işte herkes herkesi yenebiliyor bak, zaten. Bence onlar abi, çok bak, ölçü değil şimdi Mustafa bak, ya. Senden onları tartışıyoruz ama. Abi yani alttaki yapın Ümraniye. İşte 8 maçta 7'si galibiyet, bir tanesi beraberlik. Çünkü Ümraniye sezon başında ne diyorduk? Düşer bu takım diyorduk. Abi şimdi bence yine hala düşebilir. Bizle berabere kaldı. Eskişehir'i yeniyordu. Goffin orta sahadan attı, berabere kaldı biliyorsun. Şimdi bu tür takımların abi şunu diyeceğim. Şeysi, mücadele, bakın biz Elazığ'ın, bak ben mücadeleyle kazanıyor. Sivas maçı, bak Sivas maçına gittik. Fatih de gitti. Elazığ maçına gittik. Tamam, birçok maça ya taraftar Sivas da gitti. Maçında abi, şunu diyorum. Bana kalırsa oradaki o aşırı soğuk da bence bizim takımı etkiledi abi. Ya ama karşı ya bana, abi karşı ya ama şimdi orası alışkın abi. Yani o gerçekten çok yani, soğuktu yani. Abi bak şunu ben diyorum. Sen de oradaydın. Ben de hayatım boyunca böyle bir soğuk görmedim yani. Şunu diyorum bak. Mersin yendi Sivas'ı. Şimdi tabii yata yata yendi. Baktığın zaman şimdi bizim taraftarımız abi, hani yata yata deyince şimdi bu hafta hani tamam takımımız kötüydü. Amenna. Evet. Ama abi şimdi böyle bir yönetim de yok. Böyle bir hakem bak, üçlüsü yok yani. Şimdi bak Fatih, ben her zaman diyorum hakemlere ya, ben ne zaman sen ya, bir gol atarsın abi, vermez. İki gol atarsın ya, vermez. Haklısın. Penaltılarını vermez. Haklısın. Futbolun ama futbolun içinde yatmak, zaman geçirmek var mı abi? Var. Yatmaktan bitti, bahsetmiyorum abi. Şimdi dakika 26 mı ne, Kadir bir sarı kart gördü. Biliyorum. Gözümün kaç önünde, hatırlamıyorum evet, abi. Ya, aynı pozisyonu Elazığ'lı yapıyor. Elazığ'ın ilk sarı kart dakikasına bir bakın abi. Yaklaşık 65-70 arası. Bu kadar musamma gösterilmez abi. Sen o oyuncuya kartı göstererek bir şekilde bir, sonra bitti zaten Kadir. Çöktü. Çünkü giremiyor. Hatta birkaç pozisyonda hani televizyondan da bak. Popen uyarıyor şey ve kırmızıyı da yiyebilir. Bu sene bir kurgu var. Ya şimdi evet, bakıyorsunuz birkaç pozisyonda çok ince offside'lar. Vrede'nin, evet, Popen'in yani çok tartışılacak pozisyon var. Tamam işte, biz kötü oynadık. Takım olarak kötüydük amenna. Ama bu hakemi de bir konuşmak lazım. Şimdi zaten bak ben geçen haftaki programda ne dedim hakemlerle? Hakemler dedim egolarını tatmin ediyorlar. Bu Boluspor maçı olsun, ligde oynanan Süper Lig ve PTT Ligi olsun, hani seyrediyoruz bunları. Hakemler çıkıyor istedikleri gibi, hiç sorgu sual da yok yani. Yani hani adamlar federasyon MHK'de ödül verir gibi birçok hekimi yani berbat edilen berbat ettikleri maçlara inadına ertesi hafta derbi veriyor, çok önemli bir maç veriyor. Hani şunu diyorum bak şimdi işte yerel basından okuyorum, işte hoca hakemden şikayetçi, taraftar basın. Hayır şimdi kardeşim biz
Kaç defa 90. dakikalarda maç kaybettik farkındaysan. Puan kaybettik mi? Yani. Yat kardeşim, sen de yat ya. Ya işte dedim ya abi, futbolun hani... futbolun meyvesi puan değil mi abi? Gol değil mi? Olmuşsun. İzmir'den bir takım gelir. Abi Elazığ da yatmayı abarttı yani şimdi ya. Bu hafta. Yani şimdi hakem maç sonu artı 6 gösterdi ama o maçın en az 10'u vardı abi. Yani ya, adam 10 dakika 15 dakika oynansa değişeceğini düşünüyor muydun ya, Fatih? Bence değişirdi. 2-1'den sonra değişirdi. Mutlaka o ikinci gol gelirdi. Yani gelir ha, şey ilk gol. Bak Elazığ, geç geldi. Elazığ gibi takımlarla oynarken iki gol yemeyeceğim, bir gol yiyeceğim. Doğru abi. Söylüyorsun. Bir gol yersen alırsın o maçı. Doğru söylüyorsun. İki gol yersen bir puan daha alamazsın. Belki kurtarırsın. Belki kurtarırsın ama beraberliği kurtaracak oyun oynamadık aslında. Ya oynamadık abi, ben zaten oynadık demiyorum. Yani, hani iyi futbolla artık oynadık demiyorum. Hocanın... Ama benim şahsi fikrim, bu haftaki hakemde ben çok ciddi bir art niyet sezdim. Orta hakemde özellikle. Şimdi özellikle de kart ben, konusunda. Yani ben tabii ki o olabilir. Çok kart göstermek oyuncunun oyun direncini kırar. Yani kırmızı kart korkusudur arkasından çıkacak. Yani. O kırar ama ben, yani biz rakibe üstün olacak olarak oynayıp da hoca bizi kartlarla durdurmaya çalışır. Bak öyle bir pozisyon yok. Biz şu an biz bu hafta çok çok iyi futbol oynamadık. Bunu oynamadık. Görmek lazım. Oynamadık. Yani sezon başından beri ben burada hep diyorum ki ya bu futbolla iyi, ya şu anda Türkiye'li birincilikte en iyi futbol oynayan Bolspor diyordum. Ben Eskişehir'deki maça falan gittim. Evet, Eskişehir. Ve yani Adana Demir maçı, Altınordu maçı, Antep Belediye yani, maçı. Yani şimdi oradaki futbolu görüyorsun. Bu hafta onların yarısını oynamadı. Sen gittin Elazığ'a, ilk yarıda ne yaptın ya? Orada da bir sıkıntı vardı abi. Biz belki onları kaybetsek, onunla, bu maçı alsaydık onların hocası da giderdi. Yani bakıyorsun. Ya bizden daha iyi motive olmuşlar abi. İşin iyi aslı. İyi oynamıyoruz. İyi oynasak, iyi oynayıp mesela Mersin maçında Bolspor 2-0 yenildi ilk maçta. Ama Bolspor pozisyon bulduk. Kazanmak için hamleler yaptı. Maç boyunca iki tane penaltı atamadık gerçi ama yani şimdi bu bir gösterge. Fatih'in dediğine bak, şuna söyleyeceğim. İşte Fatih, benim üzüldüğüm, benim tepki koydum. Seni maça hazırlayacak kim? Hoca. Şimdi bak ben her hafta... Bir şey söyleyeceğim abi, lafını kestim. Biz gol yedikten sonra çok çok demoralize oluyoruz. Toparlanamıyoruz. En büyük sıkıntımız o. Abi işte bak sen... Toplayamıyoruz yani. Şimdi bak, hafta sonu bir Kayseri Fener maçı oynandı. Buradaki en büyük faktör ne biliyor musun? Hoca faktör. Kayseri'de çok büyük oyuncu değişikliği var mıydı? Yok. İzlemedim abi. Fenerbahçe'de yoktu. Giray var devre arasında. Şimdi abi bak. Bir bak. O ben uzaktan atılan golleri çok gol olarak şimdi Giray'da bu hafta Giray, Elazığ'dan 2 gol attı, bir de asisti var. Yani şimdi, bir oyuncu olabilir. Neleri değiştiriyor? Şimdi, abi bak. Şimdi her hafta yapar. Dedim ki amenna. Şimdi Sergen o şekilde bir hazırlamış ki bak, konsantre dedik. Şimdi motive. Şimdi Fuat Hoca da çıkacak. Atıyorum Mersin maçım var. Yani Mersin maçıyla ilgili yarın Antalya kampım var. Yarından itibaren Mehmet, çok aşırı konsantre değil. Sadece diyecek ki yani sen hocasın artık. Sadece takımı o şekilde hazırlayacaksın ki takım maça çıktığı zaman inanacak ilk önce. Mehmet Ekici'ye kıyamet koparıyorlar. Alın işte Giray gibi adamları, gencecik çocuklar işte. Yani ya, o ben alacağım. Giray gibi çocuklar alın. Bak doğru transfer olduğu nasıl belli oluyor? Yani, bu transferleri yani ben işte hocadan bunları bekliyorum. Şimdi hoca takımı maça iyi hazırlayacak, iyi konsantre edecek. Takım koşar, mücadele eder, pozisyona yer olmaz dersin ya, takım mücadele etti, istedi ama olmadı. Şimdi bakıyoruz, Sivas'a gidiyorsun, yok bir pozisyonum var. Aslan be, hani Musa Sinan Yılmazer'in yakaladığı, atamadığı bu şey. Hani sonuç değişebilir mi? Değişebilir. Ha, attığın 1-0 öne geçti. Musa Sinan geçen hafta da bu tür pozisyonlarda aceleci mi davranıyor? Ama oluyor, şunu da diyorum, artık hoca da kafasında bir 11'i belirleyecek. Evet, bozmayacak. Bozmayacak. Yani şimdi Musa Sinan geldiğinden beri bozmama şansı yok Mustafa. Bundan sonra her maçta bir kadro çıkaracak bu hoca. Abi onu diyorum ki. Bu transferleri oynatacak. Abi ya, tamam işte. Şey yani aldın oyna. Şimdi oynatıyor işte. Manisa, haftaya gelecek. Ama şimdi Özgür'le Santos geldiğinde illaki bir tanesi kulübeye döner. Abi dönsün abi. Bir kişi, iki kişi dönsün. Ama şimdi abi
bir kişi iki kişi dönecek. Abi, yani şimdi zaten bu yeni transferlerin çoğu abi hani yedek kulübemiz daha kuvvetlensin diye yapıldı diye biliyorum ya ben. Tamam işte Fatih hoca da oturacak diyecek ki en iyi 11 hangi 11? Kötü de oynayabilir ya, mağlup da olabilir ya, millet birbirine ya. Elazığ maçında görüyor, bakıyorum böyle atağa kalktık yani, Anko'ya Anko top verecek, yanındaki adam gitmiyor ya. Ya hem artık öyle abi, bir de şey olarak yani, da mesela haftalardır Anko'yu bekledik. Hani Anko da beklediğimiz seviyede değil. Hani abi, sakatlarımız adamın, iyileşiyor bak, ama ne zamandan beri ilk defa oynuyor. Ha işte ben yani onu demek istiyorum abi. Dönüşleri eskisi evet, gibi değil. Ha. Hani maç eksiği ha, burada tabii, şeye çıkıyor. Kadir'e kızmam. Musa Sinan Yılmaz'a kızmam. Yani bu adamlar da niye kızmıyor? Abi şimdi bak ya, ben kendim, onlara kızarım. Necati'ye abi, kızmam. Emrullah gibi oyunculara kızmam. Abi, onlara kızarım ben ya. Diyorum ki Necati'nin acilen genç adama kızmam. Bunlara artık kiralanması lazım bu çocuğu. Kimin? Necati'nin. Necati'nin maç oynaması lazım abi. Necati oynaya. Senede iki defa kupa maçı oynamakla bu iş olmaz abi. Ne diyor? Kiraladın hangi topçuyu sen, gidip baktın geri çağır. Bana onu söyle. Tamam o zaman doğru bir karar değil. Necati karşına Darıca'dan kupadan ya gol yiyorsun. Necati ne diyorum? Bak sen şimdi Darıca'yı falan bırak. Abi. Ya bizim Diyara'mız ne hatalar yaptı ya. Tamam. Ona bakarsan şu anda hala oynuyor. Ama abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu haftaki Diyara'yı izleyeyim. Bu Diyara'yı kimse kesemez yani. Ya bu hafta iyi de yani Diyara kendi... Hayır şunu diyorum abi. Bir futbolcu sen rakibi, de dedim biraz önce. Oynaya tecrübe kazanır. Oynaya kazanır da bak ben şeyi söylüyorum. Gönder. Gönder de takip et. Takip edilen yok ya. Kimler gitti ya? Onun birini takip edeceğiz abi. Bak takip edeceğiz. Rahat futbolcu. Ya ben onun için gençlerin gitmesine taraftar değilim. Çünkü bundan önce yönetimler bunu yapmadılar. Hiç kimseyi arayıp sormadılar. Gitti, bir daha yok. Sen işte, biliyorsun kaç tane futbolcu gittin ya. Abi bak bizim basınımız, taraftarımız, şimdi taraftarlar Cadde 14 adına, Fatih burada, bunun üzerinde duracak işte. Şimdi biz bak bir sürü adamı kiralık gönderdik. Bunlardan önümüzdeki sene kaç tanesini alıp oynatacağız? Şimdi onu sormak lazım. Yok canım, bunlar bitti ya. Bak abi şimdi, ben onu sormak hani, lazım. Şimdi yine aynı şey geleceğiz. Hani bitti. Necati'de mesela bir risk alma şeyi yok abi. Çok böyle basit. Hani maç dedi ya Mustafa abi. Belki maç oynasa. Ya Darıca maçında hani yaptığı hatalar gol yedi mi olsun? Şimdi adam eskortluk yapıyor. Ya orada artık sen son adamsın. Ya çek tamam, düşür kardeşim ya. Doğru diyorsun. Bitmiş da. Maç. Yani bu adamlar Ümit Milli'ye. Lig'de de olabilir bu. Mersin'de 1-0 galibisindir abi. Oynamış. Çek düşür ya kardeşim. Bu kadar basit. Gör kırmızı kart. İşte ne olacak ya? Maç oynayıp da hani ama bu adam oynarsa maç en azından kendini geliştirir ya. Oynasın, oynamasın değil. Hı. Yani kiralık da verilsin ama futbolcular takip edilsin. Benim söylemek istediğim abi o. Işte onun üzerinde duracak. Yani yönetimi ona o zaman sak gitsin ya. Bir de kiralık veriyorsun. Bir de arkasına bakıp dönen var mı? Allah'a emanet. Hangi futbolcuyu kiralık gönderip de tekrar almışız, değerlendirmişiz? Bana bir tane örnek göster şu anda. Tamam diyeceğim sana. Yok ki örneği. İşte abi bunun üzerinde duracağız. Bunu söyleyeceğiz yani. Ne futbolcular vardı ya? Burada konuştuğumuz altyapıda hepsi gitti kiralık. Pissin. Adamlar i̇şte yandı. Haklısın abi, haklısın. İşte daha çok üstüne düşmek lazım. Yani biz bu konulara onun için şey yapmıyorum. Samimi olmak lazım. Biz altyapıdan nereye kadar adam alacağız ya, vereceğiz ya. Şey yapmayacağız. Biz bir emreyi çıkarttık işte. Altyapı şimdi abi altyapı da kötü ya. Yani, hayır, altyapı ya, ayrı bir sorun. Biraz çok fazla gurbetçi dolu aynen, değil mi yani? Fenerbahçe ile sen final oynamışsın. Bak. Fenerbahçe bile altyapısından oyuncu alıyor. Fenerbahçe ile falan final oynamışsın Türkiye'de. Altyapından bir tane futbolcu çıkmıyor. Şu anda yok ya. Bir Cengiz Umut Baraj ondan öncesi daha. Yani o günden bu yana 3 senedir 4 senedir futbolcu yok. Yani zaten çoğu da Bolulu değil. Yani ama altyapında yetişmiş. U20'de Bolulu bir tane yok zaten de. Abi bu, şimdi şu var. Bolulu veya altyapını görmüş. Bak, senin altyapı futbolcun diye geçiyor çünkü. Mesela bu hafta oyuna giren bir Burak Hasan vardı. Bizim şeyde girdi. Kupa maçında. Yok yok bu hafta da girdi. Asistini o yaptı zaten Kupa'nın. Ya şimdi baktığın zaman işte girdi, bak evet. Bir Burak'tı mesela, Kutay'dı, bunlar kupa maçlarında oynadılar. Mesela Burak kötü de oynamıyor. Ya bu çocuğu eğer yani baktın yani ya kumaş varsa da oynat gitsin kardeşim. Da oynat gitsin ya. Şimdi bunu oynat. Kötü de oynasa, iyi de oynasa. Oynatır. Yarın bir hoca gelir. Hı.
Ya bunları gönderin der. Aynı Emrullah'ın olduğu gibi. Gönderin bunu der. Gönderirler. Yani şurada şeyci kalıcılık olması lazım. Barcelona takımı dünyada santroforsuz oynayan bütün orta sahasından başlayıp ileriye doğru bütün futbolcu gol atabilen bir yani buna kimi değiştirirse değiştirsin hoca olarak gelen aynı sistemde top oynuyor, altyapısı da dahil. Şimdi biz bunu yapar. Her gelen burada diyor ki ya ben bir sistem geliştireyim. Sistem ne oldu böyle? Şu anda Boluspor'da bir sistem var mı? Oyun sistemi yok. Biz şu ana kadar oynadığımız oyun. Mustafa bunu gülme. Benim abi ben Mustafa, söylüyorum. Gülme buna. Haftalardır söylüyorum. Sistem yok yani. Ama oyun kazanıyorduk. Şanslıydık diyoruz. Oyun kazanıyorduk. Ve oyun kazandığımız için de diyorduk ki Boluspor kazandığı sürece benim için iyi diyordum ben. Ben öyle mantığım öyle. 3 puan al, kötü oyna 3 puanı. O mantık değil midir? Mantıktır. Kötü oyna 3 puan al. Bizim hanemize 3 puan yazılsın da bu başarıdır. Fatih Terim'i de o zaman eleştirmek lazım. Bugün milli takımın başında Fiorentina'da yaptı. Onun da bir oyunu yok ama başarılı. Evet. Abi U21'de bir golcü var herhalde Kutay diye. Hı hı. Bu hafta da gol attı diyebilirim. Mesela o çocuğun falan üzerinde durulması lazım. Onu şeylerde oynatıyor ya sürekli. İşte o giriyor. Son maçlarında ikinci yarıları aldı oyuna. O Kutay. Burak Gümüş müydü? Var öyle şeyler var. Bunlar var. Hayır yani, bunlar bak. Hani o çocuklarda Bolu diyebiliyorum abi. Yanlış. Şimdi Dunulu o Kutay. Bu evet, bu babası. Çocuk eğer bunlarda gerçekten bir şey varsa bu çocukları psikolojik de ilk önce bir adam psikolojikman kazanacaksın. Psikolojik kazanırsan fiziken kazanırsın zaten o adamı. Yani varsa diyeceksin ki bu Burak mı oynuyor? Burak Hasan Sivas kökenli, Sivas'tan gelen bir oyuncu. Baktın bu adamda yetenek var. İleriyi gösteriyor. Diyeceksin ki oyna kardeşim. Kötü de oynasan iyi. Şimdi ben her zaman şu örneği veririm bak. Hakan Şükür'ün bir bitiş dönemi vardı. Futbolcu Galatasaray'da. Sonra Fatih Terim döneminde bu belki 10 maç, 15 maç kötü oynadı. Ama Fatih Terim üzerinde devamlı oynadı. Torino'ya transfer olduktan sonra gibi düşlerim. Orada... Şimdi Hakan Şükür ondan sonra Hakan Şükür oldu. Şimdi bizim de burada kötü oynayabilir bir takım ya. Ben hocaya bak diyorum hocam artık bir 11'in belli olsun. Artık tamam. Bak bir sürü oyuncu geldi. 11 belli olmaz Mustafa. Şöyle abi 8 tane adamın belli olsun ya. 7 tane adamın belli olsun abi. Denemek zorunda adam ya. Yedektekinde denemek abi zorunda. Abi nasıl bu? Boluspor deneme tahtası değil ki abi. Hazırlık dönemi mi geçiriyorsun da deneyeceksin ya? Ya Mustafa. Yani 7 tane kafadan ya Mustafa. 2-3 taneyi değiştirirsin senin, abi. Gözünü seveyim. Bak sen ne yaparsın biliyor musun? Kadir oynatmadı. Ya bunu da oynatsa kazanırdık diyeceksin. Yani şu anda ya herkesi mutlu etmeye çalışan adam başarılı olamaz abi. Ya, bunu sen hep ya onu konuşuyoruz ama denemek zorunda. Bizim hiç, memlekette futbolu bilen çok adam var. Herkesi mutlu denemek zorunda. Denemek zorunda. Her maç sonrası abi bir giriyoruz. Bir bakıyoruz. Arkadaş adam stada gelmiyor. Vermiş almış. İşte şöyleydi de böyleydi de altta yorumlara bakıyoruz. Hani biz takıldığını. Adamın biri yorum yazmış. İsmini yine vermeyeceğim. Adam 3 gün önce başkanın ofisindeydi ya. Ve başkanın aleyhinde yorum yazmış. Ya bu nasıl bir insanlık? Bu ya nasıl bir yüz ya? Çok üzerinde durmamak ya lazım. Ya abi çok... durmamak lazım doğru da böyle şey yapıyorsun. Şimdi bak. Yani iki yüzlülüğün de bir şeyi bak, yok. Manası ben yok. Her zaman diyorum. Boluspor geçmişteki başkanlar olsun, şu andaki başkanlar, yönetimler olsun hepsi Boluspor'a hizmet için geldiler. Ha başarılı oldular, olamadılar. Abi zaten ayrı. Konu o değil. Şimdi takım iyiyken sen her şey iyi abi. Sen benden de Bolusporlusun. Benden, senden, hepimizden daha iyi Boluspor'lular. En önde koşuyorlar. Takım 2 maç kaybediyor. Adam stada gelmiyor. Saysan bu sene kaç tane oyuncu var? Bir tane toplasan 6-7 evet. tane oyuncuyu sayamaz. Bakıyorsun onun bunun haberinin altına yorum yazıyor. Bu takımdan bir şey basından saymadığım insanların haberinin altına yorum yazıyor. Bir de bakıyorsun 3 gün önce başkanın ofisinde başkanla oturuyor, çay içiyor, sohbet ediyor. Gülüyor herif. Böyle bir şey yok abi. Şimdi ben şunu öğrendim bak. Boluspor camiasında olsun ve diğer futbol camiasının içinde bir kulüp başkanını işte bu basın olur, taraftar olur. Eğer çok aşırı derecede böyle yani hani hatalarını görmeden
eğer hani övgü, destek yapıyorsa diyorum ki bunda bir iş var abi. Vallahi abi ben görüyorum sana... çok eleştiri de, çok ağır eleştiri de yapıyorsa diyorum ki bunda da bir iş var abi. Kesin arada bir duygusallık var diyor. Yani şimdi şuna diyeceğim abi, kenetlenmeden başarı gelmez. Şimdi zaten program başında şimdi onu söyleyecektim. Bizim için hiç kimse de hani yok şuna destek vermedi, buna destek vermedi. Biz savaş başkan döneminde de hiç verilmeyen destek verildi. Evet. Tribünler o dönemde birleşti. Evet. Bu dönemde aynen. de aynı destek veriliyor. Aynen. O yüzden herkesin kenetlenmesi evet. lazım. Eleştiri illaki olacak. Ama dozu var. Evet. Sizin dediğiniz gibi onu, dozu kaçmadan. Yani kenetlenmeden başarı gelmez abi. Yani sağdan ben nifak sokayım, soldan o şey yapsın, ben oraya yorum yazayım, o onun kulağına illaki gider. O köşede o kulis yapıyor, öbür köşede o kulis yapıyor. Böyle başarı gelmez. Evet. Aynen doğru. Böyle gelmez. Çıkıyorsun sokağa, orada o başka konuşuyor, öbürü başka konuşuyor. Ya hepimizin aynen. ortak paydası bu. Aynen. Bolu Spor. Aynen. Hepimiz abi yenildiğinde bir haftamız kötü gidiyor. Yalan mı? Yani ben, kendimize duymak istediğimiz ben en kötü. Ne pazar akşamı ne pazartesi günü telefonlara bakmadım. Abi en kahreden söz ne olacak bu Bolu Spor'un hali? Evet. Ya yani bu kelime zaten adamı aynen. bitiriyor yani psikolojik. Aynen. Şimdi onu hep soruyorlar, vatandaş diyor ki ne olacak Bolu Spor'un ya? Ben Bolu'yum da sen nerelisin diyorum yani. Hep beraber burada yaşıyoruz. Bu takımı ben çalıştırmıyorum, ben getirmiyorum. Ben de senin kadar düşünüyorum yani ne olacak ama insanlar seni görüyor. İşte o orada şey de var. İnsanlar birisine derdi ne olacak, kimi görüyor? Necip'i görmüyor, onu görmüyor, hocayı görmüyor. Bize soruyor ne olacak bu takımda, niye yeniliyor diyor ya ben bilsem. Bu bir genel kanı Bolu'da. Bolu'da yaşayan insanlar gerçekten futbolu seviyor. Sporu abi seviyor. Bolu Spor'u da seviyor. Bolu Spor'u da seviyor. Hatta geçen programa geldiğimizde Yasin evet. abi demişti abi hatırlıyorsanız. Evet. Yani biz İnönü'ye 20 bin 25 bin kişi gittik. Oraya 10 bin. Evet. 10 bin nerede dedi bu 10 bin kişi? Evet. 11 bin kişi. Yaşat evet. gene aynı heyecanı ya işte, bulursun. Abi yine yok. Ha, bu hafta da şeye de değineyim abi. Bu hafta tribünler boştu diye birazcık eleştiri gelmiş hı-hı, herhalde. Hı-hı. Bu hafta maraton tribününün C bloğu cezalıydı abi. Evet. Hani evet. oradan bunu da söyleyelim. Hani herhangi bir boşluk veya Malatya maçından şey cezalı. Yoktu. Malatya maçından cezalıydı. Evet. Onu kupada çekemedik. Evet. Lig ayrı, kupa ayrı oluyormuş. Evet. Başkanla görüşmüştük biz. Bu hafta cezalıydık yani. O boşluk hmm. o yüzdendi. Evet. Yani şimdi programın öncesi dedim ki bu programda birlik beraberlik mesajı verelim. Yani Bolu Spor bütünleşmeden bu başarıyı yakalayamıyor. Ya Mustafa bizim gibi birlik beraberlik çağrısı veren bir ikinci bir kanal söylesene yok, ya. Yok. Bir yani, ikinci bir basın. Fırsat kolluyor abi. Yani yok ya. Sen ikinci bir basın söyle. Biz 10 yıldır 12 yıldır beraber program yapıyoruz. Ama neleri yaşadık biz şurada, neleri gördük. Biz hiçbir zaman düşüncemizden taviz vermedik, ödün vermedik. Aynı düşüncede biz Bolu Spor. Ama çıksın istiyor. Ben gençliğimde Fatihler'den de önce ben taraf Bolu Spor hızlı evet. taraftarıyım. Çok kavga ettik. Her çok kavgalar ettik, şeyler ettik. Peşinde ben çok ayırmaya çalışıyordum. Yok ama. Sen bilmezsin o zaman beni. Biz işte bak biz burada Ankara Gücü'nün birinci lige çıktığında 81 miydi? İşte kendin evlenen evet. Ankara Gücü'nü çıkardığında. Ne bileyim Düzce'ye gittiğimizde İzmir'e Düzce ile maç yapıp orada yendiğimiz biz her zaman ön plandaydık o zamanlar taraftar olarak. Biz şeyler falan Halil İbrahim, Mustafa Sasa, Mustafa Sak çıktığı zaman oynamadığı zaman biz taraftar olarak çağırırdık bunları ya. Niye oynamıyorsun diye. O zamanki Bolu Spor'un Bolu'nun nüfusu 40 bin 35 bin o civarda. Çıktığı yerler belli. Oralardan çağırdık. Sen niye oynamasın diye ki. Yani biz o dönemlerden geldik. Bu takım 92'de düştü. Düşüş o Şenol düşüş. Güneş'le birlikte düşüş o düşüş ya. Şimdi düştükten sonra 25 yaşına girdi gençler ya. 25 yaşında. Abi bir de şunun yeni bir gençlik hocam, tanımıyor yani. Bak, Fatih de deplasmanlara gidiyor. Bize tamam başkanımız geçen açıklama yaptı bu konuda ama bize acilen bir stat evet, lazım abi. Kesinlikle. Bakın bu statta şimdi bak seyirci havaya girse giremiyor. O tren kaçtı.
sporcu havaya girse giremiyor. Yani gidiyorsun abi şimdi adamlar abi, öyle Sivas'taki stadı gördün ha, işte yani. Ya adamlar bak Sivas gibi yani kimse yanlış anlamasın. Sivas'ı kötlemem anlamında söylemiyorum. Çok güzel bir stat olmuş abi. Süper bir stat yapmışlar. Ya biz o kadar büyük istemiyoruz ya. Bugün Sakarya'daydım. Hani... Sakarya'nın stadı bitmek üzere. İzmit'in stadı da bitmiş, o da bitmek üzere. Nerede oynuyor bu adamlar? İkisi de 3. ligde. Bize acilen bir stat lazım abi, acilen. Bak acilen. Bizim burada tabii stadı taraftar doldursa da bir ambiyans sağlayamaz. Çünkü tribünler o kadar uzak ki sahaya. Ya işte gittiğimiz statlara bak yani elini uzatsan neredeyse oyuncu çekip alacaksın. Yedek kulübü. Bağırdığın zaman alt katı işte ya orada bak. Sizin... Toplasan 1000 kişi yok Sivas maçında abi. Sivas işte zaten onlarda da cezalıydı. Bu Bolspor taraftarı bağırıyor. Dışarıdan duyabiliyorsun bağırdığını. O kadar ambiyans yani. Sivas taraftarı bağırıyor onu da duyuyorsun. Yani öyle burada bütün stat bir araya gidip bağırsa gene duyamıyorsun abi. Açıl 50 metre ses çıkıyor. Onlar da sağ olsunlar bizi çok iyi ağırladılar. Evet. Hani siz doğru 4 maç Bolspor 4 maç alsın arka arkaya. Seri bir galibiyet yakalasa. Bolspor şu anda yine hedefinden şaşmaz ama bunu yapacak ben abi ilk 6'yı banko görüyorum. Yani. İlk 6 yani ilk 6'nın dışında görmüyorum yani. Bu kadar şey değil ama ilk 6'ya girer. Bak biz ilk 2'yi düşünüyorduk. Bundan 10 hafta önce 2-2 diyorduk. Yani 6 hafta önce daha ne? Abi ben ilk bak şampiyonluk abi şimdi şöyle bir şey var. Hani biz kaybediyoruz. Sağ olsun hani yukarısı da kaybediyor. Şimdi şu olay var. Bakın bana bütün belki Bolu'da Boluspor taraftarı kızabilir. Ben hemen bu sene paldır küldür şampiyon olalım demiyorum. Bakın Boluspor şampiyon olacaksan her yönüyle hazır olması lazım. 9 sene oldu artık. Şimdi abi geçiyor. Ben de istiyorum da şimdi bir şampiyon olmak var, bir şampiyon var. Ya bak bugün Adana çıkıyor hakkında bak. Hakkından onlar gelmekte zorlanıyor. Onlar açamadı herhalde değil mi? Abi imzalatıyorlar ama tahtayı açtılar mı? Bir, onu bilmiyorum. Kasımpaşa hakkından gelemiyor. Bak Gaziantep büyükşehir olduğu halde hakkından gelemiyor. Yani Demir çıktığın Spor zaman gibi. Şimdi Süper Lig'e çıktığın zaman orada da biraz kalacaksın abi. Onca Boluspor eğer çıkarsa kalırsın, hemen kalırsın. Düşmemesi lazım abi. Kalırsın, kalırsın. Her yerinde hazır abi. Olması lazım. Boluspor kalır. Evet. Süper Lig'e çıksın kalır. Ama paldır küldür hazır. Süper Lig'e çıktığın zaman bak Dijitürk'ün yani Beyin Sport şimdiki adıyla yeni ihalede inanılmaz paralar verecekler. Önümüzdeki bizim ligde zaten Beyin Sport'ta yayınlanacak. Çünkü şeyden aldığın yayın haklarından aldığın ücretler fazlalaşacak. Süper Lig'e çıksan zaten yani çok iyi para gelecek. Bolspor'a yılda 40 abi, trilyon civarında alacağın adam yayın bak, hakkı gelir. Bak yabancı diğerleri hariç abi, reklamın Süper Lig'e çıktığın zıvır. Zaman artık iyi adamları almak zorundasın abi. Bak açık. Yani şimdi adam geleceği zaman İlhan senin... Cavcav nasıl yaptı bunu? 36 yıldır başkanlık yapıyormuş adam ya. Abi, 80 trilyon para, kasada parayla adam öldü gitti. Şimdi 3-5 yılda o takım darmadağın olur diyorum ben. Bence de. Ne para kalır ne bir şey kalır. Bence kapanır o kulüp. Yani bu işi iyi yöneten başkanlar yönetiyor. Çünkü kendi iş yeri gibi, kendi dükkanı gibi. Şimdi bunu yaparsa yaparsın ya. Ya bakıyorsun yurt dışından 100 bin dolara oyuncu alıyor, 5 milyon dolara satıyor adam ya. Adam Real Madrid'e oyuncu verdi ya. He. Yani yapılırsa, istenirse oluyor ya bazı şunun, şeyler. Bak şunu diyorum işte bak. Biz şimdi bizim Boluspor olarak yönetimlerin yapması gereken birçok şeyi söylüyoruz burada. Sen biraz önce diyorsun ki bak kiralık giden adamlardan kaç tanesi döndü diyorsun. Geriye oynadı. Diyorum ki ben de işte sen Boluspor'un yönetimi olarak şimdi Süper Lig'e çıkman, şey yapman, takımın tamam bunlar çok iyi olması lazım. Ancak diyorum ki bizim daha bir izleme ekibimiz hani nasıl bir izleme ekibimiz var? Nerelerde oyuncu izliyoruz? Hangi tip oyuncuları? Bir oyun sistemimiz var mı? Bir oyun sistemimiz var mı? Hangi hocayı nereye neye göre alıyoruz şimdi? Adam Avrupa'da bir takım kuruyor. Mesela başarılı olmuş takımlar
birçok ülkede artık bunu büyük takımlar da yapmaya başladı ülkemizde. Hani bir sisteme göre oyuncu alıyorlar abi. Adam, alacağı adamı da 2-3 sene izliyor adam. Öyle pat diye küt diye almıyor zaten. Şimdi senin gelecek yabancı oyuncuların artık şehrine bakıyor, stadına bakıyor. Yani sosyal yapısına bakıyor, kültürel yapısına bakıyor. Yabancı oyuncuların da, yerli oyuncuların da. Burada çıkıp da biz hani hangi oyuncuyla oynayacağız abi? Senin taş gibi takım, yani bugün hiç beklemediğin takımlar bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Adebayor'u aldı, dünyanın parasını verdi. Bizim bunu üç büyükler istiyordu. Bakıyorsun şimdi hani laf lafı açıyor. Yani ben de isterim Bolspor Süper Lig'e çıksın gideyim. Trabzon'da, Galatasaray'ın stadında, Fener'in, Beşiktaş stadında maç izleyeyim ya. Timsah Arena'da, Konya'da ben de izleyeyim. Abi işte onların da bizim stadın da iyi olması. He işte diyorum ki her yönüyle senin hazır olman lazım abi. Yoksa ben niye istemeyeyim? Ben aptal mıyım? Gerizekalı mıyım? Bolspor Süper Lig'e çıkmasın. Ne güzel şeyler söylüyorsun. Ama yani şimdi bu iş böyle istemekle olmuyor işte. Mustafa bunlar hazır stada, olacak stada abi. Stada taktı abi. Ha. Mustafa. Stad olması lazım abi. Olmazsa olmaz ya. Bu iki doğru iki abi. Haklısın yani. Burada da işte en büyük görev siyasilerin. Ya bizim siyasiler birbirini yemekten ya ama onların yani şeye şey, gelmiyor. Stada gelemedi seçim, sıra. Seçimde verilen vaatler. Sivas'ta adamın aynen söylediği şu. Bak Sivas'ta yerel basın mensubu Kanal 58'den muhabir dedi ki biz de dedi kardeşim bir bakan var İsmet Yılmaz Sivas milletvekiliymiş bakan milletvekillerimiz iktidar muhalefet hadi bakalım dedi Sivas Spor'la ilgilenmesin hadi dedi kardeşim. Ama abi orada da Sivas Spor çok seviliyor gözlemledin mi? Abi bak beraber çok adamlar. Çok seviliyor bak, yani sağ olsun onlar da çok iyi. Karşıladılar bizi, biz çarşıda görüştük, konuştuk. Ya, tabii bu kavgaya dövüşe zaten gerek. Orada bir bizim, biz orada U21 maçını seyrederken bir çok bir çok, çok güzel polisler şey geldi. Bizim hemen başkana dedik ya işte başkanım taraftar şeye girmesin kavga olur. Bizim Necip Başkan dedi ki bizim de taraftar kavga etmez. Bizim o başkanımız çocuklar, ha, bizim sağ olsun bizi ilk başta hani şehre sokmadılar abi. Biliyorum sabah gördük. 10:30'da vardık. Başkanımız geldi, emniyet müdürüyle görüştü. Bolu emniyet müdürümüzü de aramış herhalde. Ben kefilim dedi. Zaten sonra girdik içeri. Onların da taraftar grubu vardı. Çılgınlar 58 diye. Onlarla görüştük. Güzel yani geçti. Soğuk dışında. Böyle Mustafa oldu. Bir tek soğuk sıkıntıydı yani. Soğuk sıkıntıydı. Evet abi. Şimdi programın da sonuna geldik. Bitireceksin galiba. Bakışlarından anladım. Programın da sonuna geldik. Mersin maçı var. Tabii Fatih'e yol gözüktü. Mersin. Biz de inşallah gitmeye imkanımız olursa yine İlhan abi sıcak memleketleri seviyorum. Gidebilirim demişti. Hayır, Mayıs ayı falan olsa eve de giderdik. Orada bir tatil de yapardık. Evet. İnan abinin de Mersin Erdem'de de tabii mülkü yazlı temizli sıfır olarak vardır. Gidip kalmışlığımız vardır yani. Ortak bir yerimiz var. Güzel ama tam kız kalesiyle karşı karşıya böyle. Kayınbiraderlerle ortak bir yerimiz var yani. İşte inşallah. Sadece bize ait değil. Mersin maçıyla ilgili abi buradan tabii başarılar diliyoruz Boluspor'a da. Fatih sen buradan bütün Boluspor camiasına, taraftarlara adına neler söylemek istersin? Mersin maçı bence Boluspor'un çıkış maçı olur. Yani ki hem bence diyeyim hem ümit ediyorum diyeyim. İyi bir arayı iyi bir değerlendirirsek güzel bir maç olur. Güzel bir sonuçla döneriz inşallah. Ondan sonra da seri galibiyetlerle yine istediğimiz havayı yakalarız diye düşünüyorum. Boluspor Mersin maçıyla çıkışını başlatmak zorunda. Yani bu çıkışı bir maçla başlatmak zorunda. Çok geç olmadan bunu Mersin maçıyla başlatırsa hedefinden de şaşmaz. Çünkü aşağıdaki takımlar da boş durmuyor. Sürekli maç kazanarak bize doğru yaklaşıyor. Onun için biz bu çıkış maçlarımızın biri bu olmalı. Ligin bir tanesi de Ümraniye olmalı değil mi? İkinci 18, yapmamız lazım. 18 ardından Ümraniye geliyor. Evet. Çünkü önemli maçlar. Ligin 18. 17-19. Haftası Boluspor'un bir çıkış maçı olur diye düşünüyorum. Yoksa daha sıkıntılı günler Boluspor'u bekliyor. Onun için Boluspor'dan izleyenler varsa bunu dikkate almalarını. Evet. Peki. Abi son bir şey daha İlhan abisi artık kenetlenelim. Tüm mesajın tüm camia olarak artık kenetlenelim. Evet. Bu da bir mesaj. Evet. Evet, teşekkür ediyorum anlayana ben. Anlayana davul surna. Anlamayana sivrisine.
Evet. Teşekkür ediyorum ben. Sevgili seyirciler, Boluspor tabii bu hafta maç arası, kupa arası var. Bu hafta maç oynanmayacak. Öbür hafta Boluspor deplasmanında Mersin Banyolu'da karşı karşıya gelecek. İnşallah beklediğimiz çıkışı yeni transferlerle birlikte Boluspor bu maçta bir adım atar. Ümraniye maçına biraz daha böyle hani artık daha moralli çıkarız diye düşünüyorum camia olarak. Teşekkür ediyorum Fatih sana, İlhan abi sana. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere diyorum ben. Hepinize iyi geceler.